Çalışmıyorsanız
Ersen hoş geldin. Gökhan mı? Büyük hastalıklar. Avustralya PDF'si hazır mı gençler? Avustralya PDF'si. Kimdeydi bizde oraya? Yok henüz Deniz Bey. Avustralya kime verilmişti Hazal? Deniz Bey, Avustralya bende. Ben Gülper oğlunu şimdi paylaşıyorum hemen. Bir gruptan atar mısın? Tamam. Daha sonra da Tuson varsa Tuson'u ya da işte
Herhalde Ortago ayrı bir TUSOM yok herhalde değil mi? Eda TUSOM var mı? Yok TUSOM. TUSOM'un price listini ve flyer'ını ilettim. İnternet sitesinde ilettim eğitim grubundan Deniz Bey. Tamam, ayda bir PDF'imiz yok. Başlamadan tamam. Atarsın tekrar. Günaydın Deniz Bey, merhabalar. Merhaba, merhaba. Biraz birkaç dakika daha bekleyelim Levent. Tabii ki. Bu arada arkadaşlar, Levent Bey'e kendinizi Levent tanıştıralım. Eski kadrolar burada, yeniler var. Biz bu ay yoğun bir eğitim yapıyoruz. İlk misafir ettiğimiz okulda sensin. Teşekkür ederiz. Daha doğrusu ilk randevuyu sen aldın şeyden, sistemden. Onun için ilk bugün seninle yapıyoruz. Evet Kubilay, sen benim kameramda sen var. Hızlıca bir Kubilay... İstanbul Merkez Ofis'ten Kubilay. Merhabalar herkese. Ben Global Vizyon'da 2 ay 1 haftada çalışıyorum. İsmim Kubilay Mehmet Batur. İngiliz Dili ve Edebiyatı'nda yüksek lisans yapıyorum. Herkese merhabalar. Yok, zaten sadece Levent Bey'e tanıştırıyoruz. Diğerleri seni biliyor herkes. Ama yine de kısaca, hızlıca Gizem var. Gizem yeni başladı. Gizem Doğru. Kendisi de İngilizce öğretmenliği kökenli. Evet. Elçin var. Aynı şekilde Elçin. İstanbul Merhaba, Merkez Levent. Ofis'ten. Aynen. Elçin ben... İstanbul Merkez Ofis'ten. Şubeleri göremiyorum. Şubeleri biraz daha uyarın Semra. Tamam Deniz. Selin yine yurt dışı deneyim olan Merhaba. İstanbul Merkez Ofis'te. Evet, sırayla gidelim benim görüşümde. Kim var? Iraz var, Iraz. İstanbul Merkez'de. Merhabalar. Nilüfer aynı şekilde. Eda'yı tanıyorsunuz. Eda uzun zamandır bizde. Eda özellikle Kanada konusunda çok iyi. Ama Kanada'da LSC Greystone'u pek görmüyoruz Eda. Evet Eda Hanım. Hareketlendireceğiz ondan sonra. Yeni promosyonları gördüm, inceledim. Tekrardan konuşuruz mutlaka. Peki. Burada şimdi zaman zaman Levent'e büyük destek vereceksin eğitim esnasında. Yani mutlaka. Greystone College ve ÖLSC hakkında. Ezgi yine yeni katıldı aramıza. Bir haftadır yoğun eğitim içindeydi. Merhabalar. Ezgi ile yüz yüze görüşeceksin İstanbul'da. Semra, tanıyorsun Semra'yı. Uzun zamandır bizle. Ela aynı şekilde İstanbul Merkez'de. Merhaba. Elif'i tanıyorsun marketingde. Hazal marketingden. Bol bol ÖLSC Avustralya ve Kanada marketingi yapacağız. Bugün ÖLSC'ye girmiyoruz değil mi? Sadece ÖLSC grubu. Bugün ILC... Özellikle Avustralya, biraz da Kanada'dan bahsetmek istiyorum. Malum Kanada'da da vizelerle ilgili bir handikap yaşandığı için genel olarak çok fazla karışıklık yaratıp zaman da kaybettirmeden direkt Avustralya üzerine, rüzgar Avustralya tarafından esiyor şu anda Türkiye'de. Vizeler Avustralya'da çok güzel geliyor. Zaten Gökçe Hanım, işte Semra Hanımlar, Merve Hanımlar takip ediyorlar. Özellikle Esra Hanım, galiba Kütahya'da yaşıyordu Esra Hanım. O şu anda Burak'ın bazı işlerini devraldığı için onunla çok fazla irtibattayız. Vizeler de geliyor, görüyoruz. Global Vizyon'dan da olumlu, yani dediğim gibi olumlu rüzgar Avustralya tarafında. Bu tarafa biraz daha odaklanıp en azından yıl sonuna kadar mümkün olduğunca maksimum seviyede vizeyi içeriye verebilirsek herhalde ocağa kadar yetişecektir kayıtlar. Bir de vizeler çok hızlı açıklanıyor. Kanada'da ne durumda diyeceğim, 8-10 hafta, 6 haftada hep redle geliyor. Kanada genellikle %80 oranında redle ulaştı. Bizim en azından kendi adımıza %80 oranında redle görüyorum ben. Özellikle dil okullarını. Kolejler hala pozitif Kanada'da ama profile göre değişiyor maalesef.
Siz daha iyi takip ediyorsunuz tabii. Hı-hı. Tek okul olmadığı için biliyorsunuzdur. Hı-hı. Evet. Şuradan evet hemen hızlıca devam edelim. Semra, Elif dedik. Merve'yi Hı-hı. tanıyorsun. Avustralya'da iyi Merve'de bayağı kaydı var. Fakat Merve az önce attığım PDF'de LSC'nin oradaki diploma programlarını yok etmişsiniz. Onlara ekleyelim lütfen. İki farklı PDF vardı. Diploma programları kalkmış oradan. Onu ekleyelim. Onu Esra'yı tanıyorum. Efendim? Nasılsınız? Ben iyiyim, teşekkürler. İşlerin yazılım hakkında bir şey söyleyeyim. Sıla, Sıla telefonun açık. Sıla açık. Hazal sen kapatabiliyorsun. Kapat, kapattı Hazal. Evet, Merve, Esra'yı tanıyorsun. Mira yine aynı şekilde. İstanbul merkezde. Merhaba. Yeni aramızda. Osman, Ferhat aynı şekilde. Yeni bir arkadaş. Amerika'da kaldı o da uzun süre. Meryem, Merve. İzmir mi, Ankara mı Merve? Gizem Karakum. Gizem. Efendim Azal. Gizem Karakum ses geliyor mu acaba? Nehir ablayla birlikte çalışan arkadaşımız o. Tamam. Nehir Hanım. Nehir Hanım yok mu burada? Tamam. Şey yazmış mesaj, tamam şey değil. Evet. Göktürk ofisten. Sesim gelmiyor dedi. Seren aynı şekilde. Seren'i tanıyorsun. Gökçe Vize'de. Bülent Bey Antalya'da. Evet. Özge Ankara'da. Ankara'da başka kimse yok mu Özge? Sıla mı var galiba? Sıla var. Ben varım Deniz Bey, merhabalar. Sıla burada Ankara'dan. Hem de İstanbul'daki arkadaşlarla da tanışın. Kameralarını siz de bir açın da görsünler sizi ya. Evet. Sıla. Buradaki şeyler karıştı biraz. Evet. Özge'yi dedik. Erkut muhasebede. Tanıyorsun. Umut. Deniz Bey merhaba. Ankara'dan ben de. Umut. Ankara'da Umut. Evet. Türkü Vize'de. Türkü Vize'de. Eda var. Alper katıldı İzmir'den. Alper kendini bir tanıt bak. Yeni arkadaşlar var. Alper, İzmir Şube Müdürümüz Alper Bey. Merhaba, merhaba. Alper galiba evden bağlanıyor. Kapatabilir kamerası. Ofiste değil. Yasemin Hanım yok mu? Yasemin Hanım. Herkese merhaba. Burada Deniz Bey. Görüşmede şu anda öğrencisi var. Evet. Evet, ben fazla zaman almayayım. Yani güzel bir Avustralya, Avustralya'nın en iyi dil okulu çocuklar ve aynı zamanda mesleki sertifika veriyor. Sydney'de, Melbourne'da güzel bir Avustralya dinleyelim Levent Bey'den. Zaman zaman ben de katılmaya çalışacağım. Başarılar, görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Moderatör Hasan Hanım mı olacak, Semra Hanım mı olacak? Arada çünkü monolog olmasını çok istemiyorum. En azından arkadaşların soruları olursa çok daha hızlı ilerlemiş oluruz. O zaman ben devam ediyorum. Ben oluyorum. Ben devam ediyorum. Tamam. Hadi. Süper Deniz Bey. Levent Koca Türkmen, Şubat 2020'den beri ILC Türkiye Ortadoğu sorumlusu olarak görev alıyorum. ILS okulunu da bu yıl itibariyle devraldık. ILS'in pazarlama kısmını da biz yapıyoruz. ILC okulu Kanada ve Avustralya merkezli bir okuldur. Şu anda Türkiye'de Kanada veya Avustralya'ya öğrenci gönderebileceğiniz en fazla şehire sahip olan okul ILSC. Onun yanı sıra bu yıl itibariyle ILS diye tabir edilen Amerika okulunu da devralmış olduk. Amerikan okulumuz 13 farklı şehirde eğitim hizmeti sunmakta. Bu okul, ben biraz sonra ekran paylaşımı yapacaktım ama Deniz Bey ilk bir girizgah yapmıştım. Durdurdum, tamam. ILS okulu da 13 farklı şehirde, 12'si üniversite kampüsü olmak üzere eğitim veren bir Amerikan okulu yine.
Amerika dediği zaman tüm Global Vision ve tüm ajentaların aklına ilk gelen okul ELS'tir. Çünkü ELS okulu Texas'ta da, North Carolina'da da, Washington'da da, Cincinnati'de de kurumları olan bir eğitim kurumu. O yüzden ajentalar hani el altı okulu olarak Amerika'da ELS'i genellikle tutarlar. Çünkü spesifik bazlı bir öğrenci geldiğinde, bir şehir söylediğinde direkt ELS okulu akla gelir. Onun dışında dil eğitim programları tüm okullarda olduğu gibi bizde de benzer özelliklere sahip. Ama biraz sonra anlatacağım farklılıklarla tercih edilebilir. Yani ürün farklılaştırmasını kullandığımız için ajente arkadaşlarımız sizler öğrencilere sunarken okulu hem fiyatın yanında hem de sunmuş olduğumuz o diğer ürünlerle beraber tercih edilebilirliğini arttırmış oluyorsunuz bu bağlamda. Ben girizgah olarak şu şekilde sizlerle paylaşayım ekranımı. Deniz Bey'in paylaştığı gibi direkt olarak. ILC okulunun web sayfasını hepinizin kullanmasını rica edeceğim. Özellikle hepiniz Global Vision e-mail adreslerini aldıysanız sizlerden küçük bir ricamız olacak. Agent portalımız var bizim arkadaşlar. ILC.com üzerinden de ulaşabileceğiniz ama Agent, ILC Agent Portal. Şu an sayfamı görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Google'a ILC Agent Portal yazdığımda ilk çıkan Agent Research Site kısmını tıklayıp şuradan register here yapıyorsunuz. Access code arkadaşlar, bunu not alabilirseniz çok sevinirim. Büyük harflerle ILC 8 yapacaksınız. Geri kalan örnek olarak Özge Hanım'ın e-maili var ama Özge Yıldız diye not alalım. Özge at globalvision.com dediğimde, Global Vision diye yazdığımda Turkey diye not düşüyorum. Burada direkt olarak bana, bilmiyorum e-mail adresini yanlış da yazmış olabilirim belki, Global Vision'dur şeyiniz. Vision. Aynen, tamam. Direkt sizlere bakınız e-mail geliyor arkadaşlar. O e-mail ile beraber account'a giriş yapıyorsunuz bundan sonrasında. Şunu göstereceğim. Burada şunu silelim. Hemen benim kendi account'ımı yazalım. Şifreyle beraber girişimi yaptıktan sonra buradan bütün materyallere, okulun bütün materyallerine ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun yanı sıra dediğim gibi bizim iki farklı lokasyonumuz var ILS'nin dil eğitim programlarında. Birinci lokasyonumuz Kanada. Kanada merkezli bir okuluz biz teknik olarak ama şu anda Türkiye'deki en büyük, Deniz Bey'in de söylediği gibi, Avustralya'da eğitim veren kurumuz. Biraz sonra söyleyeceğim rakamlar şişirilme rakamlar değil, gerçek rakamlar. Avustralya'da 4 farklı şehirde Melbourne, Sydney, Brisbane ve Adelaide'de eğitim vermekteyiz. Burada gördüğünüz üzere destinasyonlara bakabilirsiniz. Bunun yanı sıra şu anda aktif olarak Avustralya'da 4500 öğrenci okullarımızda eğitim almakta. Yani ILC'nin Avustralya okulu bir bina üniversite gibi uluslararası öğrencilerin en fazla olduğu, en fazla öğrenciye sahip olan şu andaki tek Avustralya okuludur. Bu bağlamda öğrenci tercihi yapılırken birincisi 4 farklı şehir, ikincisi çok fazla sayıda öğrenci, yani sınıf ayrımının çok rahat yapılabileceği, özellikle kış döneminde, önümüz kışa doğru gidiyor. Kasım-Aralık döneminde birçok eski tecrübeli danışman şunu çok iyi bilir ki, İngiliz okullarına öğrenci gönderdiğinizde, İngiliz okullarına öğrenci gönderdiğinizde öğrenciler ya intermediate seviyesinde ya da upper intermediate seviyede sınıfta öğrenci pek bulamıyorlar. Ya da o sınıf açılmıyor. Ara sınıflara öğrenci yerleştirilmeye çalışılıyor. ILC'nin hiçbir kurumunda böyle bir şeyin mümkün olma ihtimali yok. Çünkü çok fazla, çok sayıda öğrenci olduğu için bu en büyük avantajlardan birisi. Bunun yanı sıra ILC okulu kolej eğitimleri veren de bir okul. Yani öğrenciye sunumu yaparken sen istersen dil eğitimine bir başla, dil eğitiminin bitmesine yakın bir ay, iki ay kala biz seni Kanada'daki ve Avustralya'daki kolej programlarına da aktarım yapabiliriz. Bu bağlamda Avustralya'da daha uzun süreli kalabilir, daha uzun süreli çalışma haklarına sahip olabilirsin. Bunun yanı sıra ILC okulunun sunmuş olduğu kolej
partner okullar opsiyonları var. University Pathway diyoruz biz buna. Eğer dilersen Avustralya'da, Kanada'da, devlet okullarında veya diğer özel okullarda da kolej eğitimi alarak daha uzun süreli çalışma haklarına sahip olabilirsin gibi opsiyonlarla ILSC okulunun tanıtımını çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Az önce söylediğim üzere ILSC'nin diğer dil okullarından ayıran belki de en büyük özelliklerden birisi bence ILSC dil eğitim programları yanı sıra öğrencilere seçmeli ders opsiyonları sunmakta. Bu seçmeli ders opsiyonlarında neler yapıyoruz biz aslında? Hemen onu da bir görsel olarak göstermek istiyorum sizlere. Şuradan paylaşımı durduralım. Tekrardan bir ekran açalım. Şu anda sanırım ekranımı görebiliyorsunuz. Buradaki ILSC'nin sunmuş olduğu ders seçeneklerini görüyorsunuz arkadaşlar. Yani şu anda benim bildiğim kadarıyla ben de geçmiş dönemde danışmanlık hizmetinde bulundum. Bu kadar fazla aksiyon alabileceğiniz, bu kadar fazla ders seçeneği olan alternatif bir okul daha yok. Özellikle ana derslerin yanı sıra her gün öğleden sonra bir ders saati, bir saat ya da iki saat öğrencinin seçtiği ders programına göre ek bir ücret ödemeksizin seçmeli dersler seçerek öğrenciler İngilizce ihtiyaçlarını, eksiklerini giderebilme şansına sahip oluyorlar. Ben buna şu örneği veriyorum tanıtım yaparken. ILSC öğrencilerin üzerlerine ihtiyaçları olan İngilizceyi bir terzi edasıyla dikmekte. Örnek olarak Kanada'da Centennial College veya Humber College'da 2 yıllık marketing programı yapmak istiyorum dediğinde öğrenci ILSC'nin az önce göstermiş olduğum agent portaldan bir sınav göndererek o sınavın sonucuna göre kaç haftalık Humber College için İngilizce eğitim alması, UPET diyoruz, University Pathway alması gerektiğine karar veriyoruz. Bu kararın sonrasında öğrenciyi 24 ya da 30 derslik olan ders programlarımızdan örnek olarak 12-16 haftalık bir eğitime yönlendiriyoruz. Eğitim bitmesine yakın öğrencinin eğer Kanada içindeyse yeniden vize başvurusu yapması için Humber College'dan şartlı kabul belgesiyle kombin bir programla ya da vize başvurusuna kadar gidebileceğiniz bunların hepsini ILSC'nin çatısı altında tek başınıza bize sadece bilgileri geçerek yapabileceğiniz bir kurum olarak görebilirsiniz. Yani öğrencinin tüm kariyer planlamasını ILSC üzerinden yapabilir. Tek seferde vize başvurusu yapabilir ve öğrenciyi sadece dil okuluyla gönderip sonrasında ülke içerisinde de vize başvurusuna yönlendirebilirsiniz. Bunların hepsi ILSC ile beraber yapabileceğiniz birer sunumlardan bazıları. Bunun yanı sıra her okulun kendine göre bir eğitim planlaması var arkadaşlar. Sizler Türkiye'deki dil seviyelerini A1, A2, B1, B2, C1, C2 olarak biliyorsunuz. Her okulun kendine göre level klasmanı var. Bazı okullar bunu 104 level, 105 level olarak atfediyor. ILSC de bu level'ları 10 adet level'la sınırlandırmış durumda. İlk 4 seviyeyi B seviyesi, B1, B2, B3, B4 olarak bakıyoruz. İkinci dörtlü intermediate seviye. Üçüncü ise advanced, yani Türkiye karşılığı C1, C2, advanced 2 şeklinde değerlendiriliyor. Biz ILSC olarak bu 10 tane level'ı teknik şartlar altında her birini 4 hafta arayla bitirmesini öngörüyoruz. Bu da öğrencinin sıfırdan başladığı takdirde 40 haftalık bir eğitim planlaması demek. Yani bugün kapınıza birisi geldiğinde ben sıfırım, hiçbir şey bilmiyorum dediğinde öğrencinin minimum 40 haftalık bir seviyede eğitimi tamamlaması öngörülür. Ama bizim Türk öğrencilerin hiçbirisi sıfırdan başlamamakta. En kötü ihtimal Türkiye karşılığı elementary, bizdeki karşılığı da B3 hemen hemen başlatmış oluyoruz Türk öğrencileri. En azından 3 yıllık tecrübemde bunu gördüm. Genellikle B3 ile başlıyor Türk öğrenciler. Sıfırla başlayan bir öğrenci görmedim. Böyle bir case'te öğrenci tamamlamak istediği tüm seviyeleri 32 ila 36 hafta aralığında tamamlamış oluyor maksimum minimum seviyede. Tabii ki maksimumu sınırı yok çünkü öğrencinin sınıf tekrarı ihtimali söz konusu. Buna ne siz ne de okul öngörebilir bir hafta süresi verebilir.
Bu bağlamda sizlerin karşısına gelen öğrenciler bunları sorduklarında biz öğrencileri ilk olarak Agent Portal'da az önce göstermiş olduğumuz o Agent Portal üzerinden öğrenciye bir seviye belirleme testi gönderiyoruz. O testin sonucuyla beraber öğrenciye şu olabilir, bu olabilir, bu kadar sürede eğitim alabilirsin gibi yönlendirmeler yapmaktayız. Levent Bey, araya giriyorum, çok özür dilerim. Tabii ki. Bu 40 haftanın sonunda şimdi sizin seviyelerinize göre bir şey söylüyorsunuz ama IELTS veya Duolingo bandında nereye gelir bu skorlar herkesin kafasında yerleşmesi için? Hemen güzel yerden geldiniz. Bu soruyu sorduğunuz için teşekkür ederim. Hemen şunu yaparız. Sizlerden şunu yapmanızı istiyoruz. Google arama butonuna IELTS Level Chart yazıyorsunuz arkadaşlar. Bakınız Türkçesi de çıkar, İngilizcesi de çıkar. Sıkıntı değil. Bunu tıkladım ilk çıkanı. Görüntüyü direkt olarak TOEFL, IELTS, PTE ve Duolingo olmak üzere hatta European Framework olmak üzere çoklu bir şekilde hangi IELTS dil seviyesinin neye tekabül ettiğini buradan göreceksiniz. Eda Hanım, örnek olarak az önce gördüğünüz seviyelerden ya da IELTS karşılığından bana bir örnek söyleyin. Mesela 6.5 diyelim direkt. Hani işimize en çok yarayan. IELTS Advanced 1 seviyesinde en az olması gerekir öğrencinin 6.5 banda yakalayabilmesi için. Teşekkür ediyorum. Örnek, buradan direkt bütün level chartların karşılığını görebileceksiniz arkadaşlar. O yüzden IELTS materyalleri, bizim bir grubumuz var. Zaten sizleri Semra Hanım ekleyecektir geri kalan arkadaş grubumuzda, WhatsApp grubumuza. Öğrenci karşınıza geldiğinde, öğrenci spesifik bir soruyla sizi yorduğunda ya da bilmediğiniz bir konu olduğunda bana WhatsApp'tan grup halinde veya bireyselde yazmaktan çekinmeyiniz. Sorunuz, hızlı bir şekilde sorunuzun cevabını toplantıda değilsem vermek için elimden geleni yaparım. Genel olarak ön bilgilendirmeyi bu şekilde yapmak istedim. IELTS okullarıyla ilgili hem Kanada üzerinden hem Avustralya üzerinden dil eğitim programları diğer okullarda olmayan, bizde olan çok seçmeli programlar, University Pathway programları, bu çok seçmeli programların hepsi zorunlu, öğretmen eşliğinde yapılıyor, online bir eğitim yapılmıyor. Başka okullardaki gibi online sen sınıfta otur, online'dan sana vereceğiz, yok. Etüt değil, hoca eşliğinde ana ders olarak iki program halinde bunları sunuyoruz. 24 ders sabah programı, 24 ders öğlen programı, 24 ders akşam programı. Özellikle bu 3 program Avustralya'ya özeldir arkadaşlar. Yine konuşmamın başında söylediğim üzere Avustralya'da en fazla şehre sahibiz, Kanada'da en fazla şehre sahibiz. Aynı zamanda Avustralya'da en fazla farklı ders programına sahip olan okuluz. Peki Levent, neden Avustralya'da farklı ders programları var sabah, öğle, akşam? Çünkü öğrenciler Avustralya'da dil eğitim esnasında subclass 500 denilen öğrenci vizesiyle geldikleri takdirde çalışma hakkına sahipler. Haftada 20, ayda 80, 2 haftaya 40 saat. Yani fortnight 40 hours diye geçiyor vize kuralları gereğinde. Ancak şu anda bilmeniz gereken en önemli özellik, hali hazırda pandemi kurallarından kaynaklı olarak full time çalışma hakkı dil eğitim programlarında devam etmekte. Yani öğrencilerin şu anda full time çalışma hakkı var arkadaşlar. Giden arkadaşlarımız hepsi saat gözetmeksizin full time çalışabiliyorlar. Ama kuralımız şu, bilmeniz gereken yeni başlayanlar için söylüyorum. Fortnight 40 hours, yani 2 haftaya 40 saat, ayda 80 saat çalışma hakkı söz konusu. Eda Hanım, sesi kapatabilir misiniz? Eda Köseoğlu. Bu çalışma hakkı arkadaşlar çok çok önemli. Çünkü öğrencilerinizden bazıları Avustralya konusunda çok bilmiş olacaklardır veya başka acentaların kapısından çıkıp size geleceklerdir. Bunu size bir materyal, bilmişlik materyali olarak kullanacaklardır. Bu full time çalışma hakkının halen devam ettiğini bilmenizde yarar var. Peki çalışma hakkı nasıl aktif olur? Öğrenci ülkeye girer girmez çalışabilir mi?
Hayır, tabii ki böyle bir şey yok. Öğrenci ülkeye girip ders başı yaptıktan sonra resmi çalışma hakkına sahiptir arkadaşlar. Aynı zamanda Social Security Number dediğimiz bu Amerika'da var ya SSN. Aynı benzeri Avustralya'da söz konusu. Online bir link var arkadaşlar. Sosyal güvenlik numarası başvuru linki. O linki başvurusunu yapar öğrenci. Güvenlik numarası belgesini aldıktan sonra da resmi olarak payslip yani sigortalı, bordrolu Avustralya'da çalışabilir. Öğrenci Avustralya'da ne iş yapar? Her işi yapabilir arkadaşlar. Ben avukatım, yapabilir miyim? Hayır, yapamazsın. Her iş dediğimiz hizmet sektörü arkadaşlar. Levent Bey, çok özür dilerim. Bir soru sorabilir miyim? O tabii ki. Az önce anlattığınıza. O Social Security Number dediğimiz numarayı almak ne kadar sürüyor Avustralya'da? 1-2 hafta içerisinde belge ulaşır eline. Maksimum. Tamam. Çok uzun sürmez. Tamamdır, sağ olun. O, bu arada o belgeyi almadan da öğrenci ders başı yaptıysa çalışabiliyor. Problem yok zaten teknik olarak arkadaşlar. Ama konu şu, ders başı yapmış olması gerekir. Hani öğrenciler şunu diyor ya, mesela işte Merve Hanım'ın yakın zamanda gidecek bir öğrencisi vardı. Atıyorum öğrenci 7 Kasım'da başlayacak ama adam 1 Ekim'de gitmek istiyor. Ben çalışabilir miyim? Hayır. Hükümet neden seni çalıştırsın ki? Sen bunu kullanıyorsun. 2 ay önceden gidiyorsun neredeyse ülkeye. Peki ülke gelişlerinde sıkıntı olmuyor mu? Şu an mesela Kanada'da 2 hafta öncesinde gidebiliyor ya. Avustralya için böyle bir kural var mı? Bir ay önceden de gidebilir, 2 ay önceden de gidebilir. Buradaki önemli olan ülkeye giriş yaparken gümrük memuruna neden erken geldiğini beyan edebiliyor olması gerekiyor. Kanada çok istisnai bir durum. Kanada 2020-2021 yıllarının kralı oldu bir nevi dünya liglerinde, yurt dışı eğitim liglerinde. Bu na beraber irticayı da, göçmenliği de, her şeye de böyle hümanizm adı altında açık davrandı. Bunu da birçok bizim gibi 3. dünya klasmanındaki ülkeler kullandı hepinizin bildiği üzere. Şimdi de her şeyi, tüm kemerleri sıkı sıkıya bağlıyor. O yüzden böyle bir şey söz konusu. Ama Avustralya'da da zaten göçmenlik kuralları Kanada kadar esnek değil arkadaşlar. Yani öyle ha deyince göçmen olamıyorsun. Belli klasmanlar, belli puanlamalar gerekiyor. Öyle kolay kolay değil. Aynı belli meslek dallarının göçmenlik hakları söz konusu. İrtica kısmı da öyle Kanada'daki gibi ay benim ülkemde koluma yara yaptılar. Ay ben işte gayim, lezbiyenim ya da işte ben FETÖ'den geldim çat diye seni, öyle bir irtica söz konusu Avustralya'da söz konusu değil arkadaşlar. Daha zorlu şartlar söz konusu. Daha böyle öğrenciyi kastırıyorlar orada. Mahkemeye çıkarıyorlar. Bazı kurallar söz konusu. O yüzden göçmenlikle irtica kısmı Avustralya'da Türkiye'den öyle ha deyince yapabilecekleri bir şey değil. Dil eğitim programları, kolej programları, üniversite programları gittikten sonra öğrenciler belli bir süreye geçirip birkaç yılın sonunda genellikle sponsor vize dediğimiz işletmelerin sponsorluğunda kalmayı daha çok yeğliyorlar öğrenciler. Bu bağlamda. Konuya geri dönersek eğer, bizim okulumuzun sunmuş olduğu bu 3 farklı programla öğrenciler vardiyalarına göre eğitim alabiliyorlar. Yani okula sabah gidebilir 8 çeyrekte, 1.30'da gidebilir ya da 5.30'da gidebilir. Bu 3 farklı programla. Bu arada saatlerimiz fiyat listemizde yer almakta. Şimdi onu da göstermiş olayım. Sizlere bu esnada fiyatlarımızı da görmüş olun. Bir yandan şu anki ekranımı sanırım görebiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz üzere sabah programının kaç para olduğu, öğlen programının kaç para olduğu, akşam programının kaç para olduğu ve ders saatlerine kadar görebilmektesiniz. Buradaki en önemli özellik arkadaşlar şudur. ILSC'ye kayıt geçerken sabah programlarındaki ders programı yoğunluğundan, öğrenci yoğunluğundan dolayı arkadaşlar fiyatlarımız $290. Yani biraz daha pahalı. Özellikle T2 dediğimiz timetable 2 yani afternoon ya da timetable 3 evening programları fiyat bazlı olarak biraz daha cazip. Fiyata baktığınızda direkt anlayamadığınız bir yer var mı? Çok basic yapmaya çalıştık bu yıl. Öyle fiyatlamalar, böyle çaprazlamalar falan yok. Direkt olarak haftalık bazlı. Brisbane'a gidiyorsa öğlen $210 çarpı 24 hafta. Kaç hafta gidiyorsa. Bilmeniz gereken ikinci anekdot şu arkadaşlar. Bizler fiyatlamayı böyle yaparken kayıt ücretini non-refundable yapmak durumundayız maalesef. Ancak öğrencileri şu konuda bilgilendirebilirsiniz. Vize reddi durumunda herhangi bir kesinti Avustralya'da söz konusu değildir arkadaşlar. Yani öğrenci
Vize başvurusu yaptı, ödemelerini yaptı, her şeyi yaptı ama vize reddi aldı. Vize reddi aldığında biz öğrencinin parasını banka transfer ücretleri dışında full iade ediyoruz. Depozito alabilirsiniz, siz bir kesinti yapabilirsiniz. Bu sizin öğrenciyle aranızdadır ama okul vize reddinde bir kesinti yapmamaktadır. Öğrenci kayıt geçti, ödemesini yaptı ya da yapmadı, vazgeçti. $230 kayıt ücreti arkadaşlar non-refundable'dır. Bu parayı alırız ama. Vize reddi durumunda kesinti yapmayız ama kayıt geçip vazgeçti, bizi uğraştırdı mantığıyla yaklaşmakta okul maalesef. Bu parayı kesmektedir okul. Normal şartlarda diğer Avustralya okullarında vize reddi ya da iptal durumunda $500 ile $1000'a kadar kesintiler yapılmakta. Danışman arkadaşlar bilir bunu, eski tecrübeli arkadaşlar. Ama ILSC'de uzun yıllardır bir vize reddi durumunda kesinti yok. İptal durumunda da yeni getirdik. Kayıt ücretini 2020 Kasım ayından beri almaktayız. Bilginiz olması durumunda. İki, konaklama. Avustralya'da konaklama, vize, konaklama ve uçak bileti vize başvurusu yaparken gösterme zorunluluğu yok. Yani böyle bir kural yok arkadaşlar. Vizeyi güvende tutarım. Hayır, böyle bir şey de yok. Oraya niyet mektubuna veya GT kısmına vize çıktıktan sonra okulun ayarlayacağı aile yanında kalacağım ya da yurdunda kalacağım diye anekdot geçmeniz yeterli teknik olarak. Ama profilin gerçekten çok kötü olup konaklamanın da alma gerektiğine inanıyor ise danışman, bu sizin bileceğiniz bir şeydir. Sadece bilmeniz gereken konaklama bulma ücretinin iade edilmeyeceği ve 4 hafta önceden konaklamanın iptaliyle ilgili, revizyonuyla ilgili bilgi verilmediği takdirde ilk 2 haftanın da konaklamasının alınacağını bilmenizi istiyorum. Bu çok önemli bir bilgi. Özellikle danışmanlıkta başınıza ileride gelecektir. Bazen yoğunluktan unutuyorsunuz. Konaklama kısmıyla ilgili güncellemelere çok özen göstermelisiniz arkadaşlar. Buraya kadar aklınıza takılan bir yer var mı? Sormak istediğiniz bir soru. Benim var ama. Buyurun lütfen. 40 saat çalışma izni dediniz ama bu bölünebiliyor mu haftada? Yani mesela 40 saat, bir gün 10 saat çalışıp diğer gün, veya sayıyor mu hükümet? Şöyle yapılıyor arkadaşlar. Sadece pandemi kurallarını tenzih ederek konuşuyorum. Normal olan Avustralya çalışma izni kuralını anlatıyorum. Fortnight 40 hours, ayda 80 saat full time, part time çalışma. İsterse öğrenci bu 2 haftalık 40 saat hakkını 1. hafta 20 saat, 2. hafta 20 saat, 3. haftayı full 40 saat çalışıp 4. hafta 0 saat çalışabilir. Özge Hanım'ın dediği gibi 1. hafta 10 saat, 2. hafta 30 saat olamaz. 2. haftada 20 saat çalışır. Yani kişinin haftalık bazlı maksimum çalışma hakkı 20 saattir teknik olarak. Ama isterse öğrenci 2 hafta içinde ilk hafta 40 saat çalışıp 2. hafta full tatil yapabilir. 3. hafta 20 saat, 4. hafta 20 saatte yapabilir. Ya da 3. hafta 40 saat çalışıp 4. hafta 0 yapabilir. Bu kombinasyonları kendisi isterse tasarlayabilir. Ama kural 30 günlük, yani ayda 80 saatlik çalışma hakkı olduğunu, 2 haftalık periyotta da 40 saat olduğunu bilmekte fayda var. Tatillerde, Levent, tatillerde çalışma saati artıyor mu? Tatillerde Noel zamanlarında öğrenci full time çalışabilmektedir arkadaşlar. Onunla ilgili size bazı tricky bilgiler vereceğim. Kayıtla ilgili öğrenciyi yönlendirebileceğiniz. Buraya kadar var mı başka soru? Eda Hanım'ın vardı galiba. Şimdi burada birinci sorum şu olur. Official olmasa bile burada esneklikler olur mu, bunu öğrenelim. Bir de şimdi bazı öğrencilerimiz geliyor, diyor ki kısa yoldan Avustralya'ya nasıl giderim? 8 haftada da çalışma iznim olur mu? Şimdi biz biliyoruz ama hani ne kadar süre itibariyle çalışma izni alır öğrenciler, onu da öğrenelim. Şimdi Eda,
Orada araya gireyim. Şimdi Levent Okul'un resmi temsilcisi. O şimdi gayri resmi bir şeyle ilgili yorum yapamaz. O soruyu o biz kendi aramızda konuşuruz. Yani öyle bir yani şey söyleyemez yani. İkinci kısmı kendi cevap versin. Öyle o... Yani Deniz Bey off the record tabii ki resmi olarak çalışma saati neyse onu yapmak zorunda öğrenci. Ama tabii ki her ülkede, her dünyanın her ülkesinde olduğu gibi böyle kaçamaklar yapılıyor, duyuyoruz. Ben fazla çalıştım, şunu yaptım, bunu yaptım. Biz tabii ki resmi kurumları, sizler de aynı şekilde. Ama off the record yapıyorlar. Buna yapacak hiçbir şeyimiz yok. Buradaki en önemli anekdot şudur bence. Payslip'li yani sigortalı, bordrolu çalışıyorsa öğrenci bunu yapamaz arkadaşlar. Ama overtime'ını cebinden alabilir mi? Alabilir. İşverenle onun arasında bir şey. Ama işvereni Aussie ise yani Avustralyalıysa bu pek mümkün değil. Hiçbir Avustralyalı yasa dışı illegal bir şey yapmaz arkadaşlar. Genellikle göçmenler veya bizim işte Türkler ya da ne bileyim bir Surinamlı'nın, Pakistanlı'nın yanında çalışıyorsa bunlarla karşılaşabilme ihtimali söz konusu öğrencinin. İkinci soru neydi Eda Hanım? Hadi 8 saat, 8 hafta 8 tamam. 8 hafta, 12 hafta. Şimdi arkadaşlar, Avustralya hükümeti der ki, benim ülkeme istersen 2 haftalık eğitime gel. İstersen 12, istersen 24, istersen 44. Her şey senin bileceğin bir şey. Subclass 500 benim öğrenci vizem. Subclass 600 de benim turistik vizem. Sen istersen 12 haftalık eğitime kadar subclass 600 yani turist vizesiyle başvuru yapabilirsin. Ben bunu açayım. Okey. Ama öğrenci ben çalışma iznine sahip olmak istiyorum. Arkadaş 12 haftalığına bile gitmediğin ülkede çalışma hakkına sahip olmak üzere bir vize başvurusu yapma hakkını nerede buluyorsun? Hele ki Türkiye gibi bir ülkeden vize başvurusu yaparken böyle bir kararı biz konsolos, daha doğrusu vize memuruna nasıl vereceğiz? Ne diyeceksin de 8 haftalık eğitime dünyanın öbür ucuna 24 saat uçup jet lag olma ihtimalleri, her şeyleri varken sadece zaten girip ülkeye kendini oryante edebilmen 2-3 haftadan fazla sürerken 8 haftalık eğitimle çalışma hakkı almak istiyorum mu? Uzatılabilir vize almak istiyorum mu? Vize memuruna kendini nasıl ifade ederek ikna ettireceksin? En önemli özellik bence bu. Hakkın var mı? Var. İstersen 2 haftalık git, 8 haftalık git fark etmez. Ama biz ne diyoruz? Okul ve genellikle danışmanlar olarak 16 hafta ve üzeri gidiyorsan eğer subclass 500 Avustralya öğrenci vizesi yapmanı önermekteyiz. Çünkü çok deniz aşırı bir ülkeye gidiyorsun, çok uzun bir yola gidiyorsun ve ülkeye girip belli bir süre zarfında oryante olup iş bulabilme ihtimalin var. Bu şekilde evet. 16 hafta ve üzeri gidersen eğer öğrenci vizesi öneririz. Levent, sözünü kesiyorum. Şimdi buradaki arkadaşlarım birçoğunun yeni olduğunu göz önünde bulundurarak bu teknik terimleri kullanırken açarak söylersek onlara çok yararlı olur. Levent Bey şunu diyor. Avustralya'da aslında kısacası şu. Çalışmak istiyorsan, orada kalmak istiyorsan 24 hafta ve üzeri kayıt vereceksin. Ve 24 hafta ve üzeri o subclass falan dediği öğrenci vizesi ayrımları. Onları zaman içinde ödeneceksiniz. Yani 24 haftanın altında gidilebilir mi? Turist vizesiyle gidilebilir ama çok az sayıda insan gidiyor. Siz her zaman 24 hafta önereceksiniz. Ya birisi gelip de 12 hafta gideceğim dediğinde bir mantığı yok diyor. Bir anlamı yok. Ne çalışma hakkı var ne başka bir şey var. Zaten vize de vermezler. Yani sen niye gidiyorsun 12 hafta? Amacın ne? Ta buradan kalkıp da 24 saat yol demek istiyor. Biz Avustralya'da 24 hafta. Fazlası bile yok. Tabii ki fazla 36 hafta kayıt vermek isterse versin. Ama genelde her zaman 24 hafta o açıdan da çok kolaydır LSC'yi satmak. Yani sabah öğleden sonra programı 5620 dersin atıyorum değil mi? Sabah kaça geliyor? Sabah biraz işte. Pahalı. Ya, sabah 24 pahalı. 6960 yani, dolar yapıyor. 7000 ya, dolar bandında. Mantığı şu. Temel mantığı. Levent araya giriyorum. Temel mantığı Avustralya LSC'ye şöyle bakacaksınız. Kardeşim 4 şehir.
Bu dört şehrin en popüleri Sydney. Türkler için Sydney bir numaralı merkez. Yani ya Cairns'e git, Brisbane'e git diye üstüne gitmeyeceksin. Çünkü Sydney'cidir çoğu. Tamam. Bu bir. İki, Melbourne'a giderler. Ondan sonra da diğer şehirler. Ne kadar süreyle gidilir? 24 hafta. Bu, ekonomik olması açısından neyi tercih eder? P1 ve P2. Yani T2 ve T3 diyor Levent Bey ona. Yani öğlen ve öğleden sonra akşam üzeri olan dersi seçer. 24 hafta gider ve 5600 neyse işte öder. Vizesi 2 ay içinde çıkar. Örnek diyorum. Profil, dün de söyledim size. Avustralya'da kesinlikle 4 yıllık mezun bulacaksınız. 2 yıllık vize değil mi Levent? Doğru söylüyorum. 2 yani, yıllıklara çok istisna. Yani eğer öğrencinin 5-6 yıllık iş tecrübesi vardır, belki şirket sponsoru olacaktır. O ayrı, evet. O ayrı, o değerlendirilebilir tabii ki. Bu tarz case'leri bile sorabilirsiniz. Çekinmeyin lütfen. Hani Semra Hanım, Merve Hanımlar var işte. Yasemin Hanım var Ankara'dan, çok tecrübeliler Avustralya konusunda. Özge Hanım keza. Tabii ki onlar benden daha çok biliyorlar. Hani onlar dolu olur. Bana sorarsanız tabii ki bu konuda destek oluruz. Evet. Bence buradaki en önemli anekdot Deniz Bey'in de dediği gibi Avustralya öğrencisinin bir kere mantıken 6-7 aylık bir eğitimi kafasına koymuş olması lazım ki Avustralya öğrencisi olabilsin. İki, ben çalışmak istiyorum arkadaş. Part time, full time fark etmez. Gittiğim ülkede çalışmak istiyorum. İki, Türkiye'den uzak bir yere gitmek istiyorum. Az Türk olsun istiyorum. Büyük bir ülkeye gitmek istiyorum. Kendime yeni fırsatlar doğurmak istiyorum. Tamam, bu öğrenci Avustralya öğrencisi zaten teknik olarak. Ya da Kanada öğrencisi. Kanada zaten vize alamıyoruz şu anda maalesef. Bir de çalışma hakkı yok dil eğitiminde. Öğrenci ödemelerinin ya da cep harçlıklarının büyük bir kısmını çalışarak karşılayabileceği bir ülkeye gidiyor. Haftada 20 saat çalışarak 20 dolar alıyor. Ortalama 3000 dolara yakın, 2500 dolara kadar para kazanıyor ayda part time çalışarak. Düşünsenize, part time çalışıyorum, 2500 dolar alıyorum, 1500 dolara odama veriyorum, evime veriyorum, yeme içmeme veriyorum. Ortalama 750 dolar, 1000 dolar cepte para kalıyor en az. Ve bunu dil okulunda okula giderek yapıyorum. Kolej bile değil daha. Kanada'da koleje gidiyor olsam part time çalışma hakkında haftada zaten 4 gün okula gidiyorsun, 3 gün freesin. Avustralya'da bunu haftada 5 gün öğleye kadar, öğleden sonra da akşam okula gidiyorum ve geri kalan zamanımı kullanıyorum. Bu arada Deniz Bey'in de söylediği gibi o timetable'larla ilgili arkadaşlar şu çok önemli. Herkes sabahta vize alındığına inanıyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Öğlen de alınıyor, akşam da alınıyor. İngiltere gibi değil Avustralya. Christmas dediğimiz sistemde öğrencinin ders saati, hangi ders programına kayıt olduğu yazılmıyor. Cricoscot dediğimiz, Cricos diye yazılan ILSC numaralı kodu var öğrencinin. O kod öğrencinin bizim okula ve programa kayıt olduğunu gösteriyor. Yani çok teknik bir terim oldu ama öğrenciyi İngiltere'ye kayıt ederken akşam 5.30 programına kayıt ederken 3 kere düşünüyordur. Değil mi Semra Hanım? Yanlış mı düşünüyorum? Çünkü profil red alabilir, faturanın üzerinde saatler yazıyor, LOI işte letter of acceptance, visa letter'da onlar. Avustralya'da yok böyle bir şey arkadaşlar. Çocuk akşam ders saatine de gitse, sabaha da gitse vize açısından teknik bir handikap yok. Yani öğrenciyi akşama gitmek istiyorsa sabaha zorlamayınız ya da sabaha gitmek istiyorsa akşama zorlamayınız çok fazla bu bağlamda. İki anekdot daha ekleyeceğim burada. Öğrenciyi kazanmak için Avustralya öğrencisini herkesin bildiği bir şey değil. Bunu geçen ofise geldiğimde de aktardım sizlerle. Arkadaşlar, 24 haftalık eğitim standart öğrenci vizesidir. Öğrenci Avustralya vize kuralları gereği ödemeyi peşinen bize yapar. Bütün faturayı öder. COE dediğimiz Confirmation of Enrollment belgesini alır. Sağlık sigortasını alır. Vize başvurusunu yaparsınız. Online portaldan vizesi çıkar. Ülkeye gider. Standarttır bakınız. Ama 25 hafta kayıt geçerseniz öğrenci... Bunu özellikle yeni arkadaşların iyi dinlemesini ve not almasını rica ediyorum. 25 hafta kayıt geçerseniz öğrenci iki taksitli ödeme hakkına sahip olur. Eğer öğrenci bunu duymak ve kullanmak isterse paylaşınız. Bakın. Ya da öğrenci ben ödememin bir kısmını o ülkede yapabilirim derse Avustralya'da bunu kullanınız.
ve öğrenci 24-25 haftalık programlarda bir aylık tatilinin olduğunu unutmayınız. 25 hafta üzeri gelirse öğrenci tatil alma hakkını kullanıyor. Eğitiminin ortasında unutmayınız 4 hafta. 25 hafta üzerinde taksit var. Lütfen unutmayınız. Taksitin olayını spesifik olarak Merve Hanım'a mail WhatsApp'tan göndermiştim. Rakamları yine paylaşacağım şimdi, evet. Tamam. Rakamların nasıl olduğunu görebilirsiniz. Çok basic bir hesaplama sistemi var ama endişelendiğinizde Levent bu nasıl oluyordu diye sorunuz, yanıtlarım. İkinci önemli bilgiyi söylüyorum. Ben çok tatili de kullanmak istiyorum diyen iyi profil bir öğrenciyi daha uzun süreli tatille daha kısa süreli eğitime nasıl kayıt ettiririm? 26 hafta üzeri öğrencinin 6 hafta tatil hakkı vardır ve yine öğrenci 2 taksitli ödeme hakkına sahiptir. Yani öğrenci Deniz Bey'in az önce söylediği üzere Avustralya'ya gelmek istediğinde önünde 3 materyal var. 24 hafta standart eğitim, paramı öderim, giderim, çalışırım, gezerim, tozarım. 2, 25 hafta taksitli ödeme opsiyonu kullanıyorum ve 4 hafta free tatilim var. 3, 26 hafta artı 6 hafta tatilim var ve yine 2 taksitli ödeme opsiyonum var. Levent tatili ne zaman kullanma hakkına sahip öğrenci? 26 haftalık eğitimin 13. haftası itibariyle öğrenci tatil hakkını kullanma şansına sahiptir. Arkadaşlar bunları yazalım. Şu anda gerçekten en önemli kısımdayız. Ben de bunu ilk defa duyuyorum. Hep 24 diyordum ben. Yani 26 yapması çok çok mantıklı. Yani bunu galiba eski arkadaşlar da bilmiyordu. Ankara biliyor muydu bunu? Ankara, İzmir... Nehir. Yok. Evet, bu çok çok önemli. Çok çok önemli bir bilgi. Muazzam bir satış noktası LSC için veya Avustralya için. Avustralya. Evet, 26 hafta ama çok güzel izah etti. 3 şey halinde seçilebilir. 3 timetable, 3 uzunluk süre. Yani ama 26 hafta muhteşem. Yani 4 hafta mı çalışma izni full time? Tatil. 6 hafta 26 haftada 6 hafta tatil alabilir ve 13. hafta itibariyle bu 6 haftayı full kullanabilir. İsterse 4 hafta kullanır, sonra 2 haftayı da programın sonuna ekler. Aslında tam bir akademik yıl oluyor Levent. Bu aslında dil okulu akademik program. Yani Ekim'de örneğin Avustralya'nın bir önemli bilgi bu arada paylaşalım arada. Avustralya Güney Yarımküre'de olduğu için akademik takvim tersinedir çocuklar. Ne zaman başlar akademik takvim Avustralya'da? Bu durumda mantıken gençleri yenilere soralım. Ne zaman başlar? Ocak'ta falan var. Yani Şubat değil mi Levent? Şubat'ın başı mı? Okuluna göre değişir ama %80'i Şubat'ta veya Mart'ta başlamış olur ders programına. İkinci termde Temmuz'da başlar. Aynen. Yani önümüzdeki Ocak ve Şubat... Aslında çok güzel. Avustralya'da 26 hafta artı 6 tatil, 32 hafta tam bir akademik yıla denk gelir. Buna ağırlık vererek iyi bir şey yapalım. Yeni arkadaşlar da buna konsantre olsun. Kaydımızı Ocak, zaten şu tarihten itibaren Kasım'da gidiyorum dese zor yetişir. Ekim'de zaten yetişmez. Anlatabiliyor muyum? Aralık Christmas. Öyle değil mi Levent? Yani Onunla ilgili söyleyeceğim şimdi Deniz Bey. Çok tuhaf bir şekilde 2 günde, 3 saatte, 4 günde, 1 haftada, 2 haftada vizesi gelen öğrenciler var. Denenebilir adaya göre, adayın evrak hazırlamasına göre. Şimdi Özge Hanım, Semra Hanım, işte Merve Hanımlar bize kayıtlar geliyor onlardan. GT prosesleri var. Biraz sonra o kayıt prosedüründen bahsedeceğim. O süreci danışmanla öğrenci hızlı geçebiliyorsa bence... 7 Kasım'daki ya da 5 Aralık'taki başlama tarihine yetişebilir öğrenciler. Bence. Ama tabii ki bu değişkenlik gösterebilir. Hani bir şey diyemiyorum ama %80 oranında şu anda gelen kayıtlarımı ben özellikle 7 Kasım ya da 5 Aralık'a ya da 3 Ocak'a yönlendirmeyi daha çok tercih ediyorum. Ama temiz bir eğitim yılına başlayacağım ben diyorsa öğrenci, tabii ki 3 Ocak. Evet. Aynen.
Güzel. Vizelerle ilgili güzel haberler. Evet. Çok güzel. Levent, bir soruyla ben yine evet. Avustralya'da devam ettireyim. Şimdi dünyanın her yerinde konaklama sıkıntısı var. İstanbul'da da, Londra'da da, her yerde. Avustralya'da durum nasıl? Sydney'de, Melbourne'de? Özellikle biz aile yanı konaklama vermiyoruz şu anda. Veremiyoruz açıkçası. Bu tamamıyla şeyle alakalı bir durum. Nasıl derler? Aileler öğrenci kabul etmek istemiyorlar, uluslararası öğrenci. Ama öğrenci paylaşımlı evler çok popüler Avustralya'da. Bizde onlar var. Okula 20 dakika 40 dakika mesafede ortalama. Öğrenciler özel tuvalet banyolu odalarda veya evlerde paylaşımlı olarak kalıyorlar. Bu İngiltere'deki ev paylaşımı mantığıyla yaklaşabilirsiniz. Ama o bina bize ait, işte bizim aldığımız bir bina ya da anlaşmalı olduğumuz kuruma ait. Her daireyi öğrenciler kullanıyor. Kapıda bir front desk var, resepsiyonist var. O destek oluyor bazı case'lerde. Onun dışında tüm işlemlerini mesaj atarak yönlendirebiliyorsun. Ama konaklama krizi Kanada'da pek olmasa da Avustralya'da maalesef aile yanı olarak bizde şu anda söz konusu. Ama bunun dışında Avustralya'da öyle bir büyük bir kriz yok. Sadece aile yanı bulamıyoruz. Onu zaten birçok arkadaşımız tecrübe ettiler yakın tarihlerde. Mümkün olduğu kadar 4 hafta öncesinde konaklama talep edilmesini istiyoruz. Yani 2 hafta kala ya da 3 hafta kala, 1 hafta kala konaklama istiyorum dediğinizde üzgünüz, yer bulamıyoruz diyoruz. Onunla ilgili ben geçmiş tecrübelerimden Avustralya'da bazı alternatif konaklama şirketleri var. Onları paylaşıyorum. Two City gibi, Two City gibi. Onlar böyle, onların linklerini atarım zaten. Onlar şu an konu dışında kalsın. Onlar konaklama bulabiliyorlar ve gayet güvenilir yerler. Hepsi bu işi ticari olarak yapmakta. Hatta Deniz Bey, anlaşma yapılırsa komisyon paylaşımı falan da veriyorlar diye biliyorum. Acentalara. Onu da değerlendirebilirsiniz. Evet. Tabii de böyle değerlendirebilirsiniz belki alternatif olarak. Onun paylaşımını yaparım zaten sizlere bu bağlamda. Genel olarak bu şekilde konaklama. Birisi az önce bir soru sormuştu, onu paylaştım. O cevap yeterli geldi mi bilmiyorum. Taksitlendirmelerle ilgili şimdi fark ettim. Peki Levent Bey. Yurt, pardon çocuklar. Yurt konaklama fiyatı şu anda örneğin Kasım'da biri geliyor. Ne kadar minimum başlangıç haftalık fiyatı? Hemen bakalım. Ezberden çok bilmiyorum. Şöyle yani haftalık 2 haftayla 4 hafta arasından minimumdan söyleyeceksem eğer $365 başlıyor. $365 başlıyor. Güzel. Yani ve minimum booking süresi 4 hafta mı? Ya ben normalde 2 hafta ama şu anda 4 hafta almalarını istiyorum. Çünkü okul vermiyoruz diyor. Ve özellikle altını çiziyorum. Avustralya öğrencilerini arkadaşlar, özellikle Ankara çok yapıyor sizin. İstanbul'da başladı. Semra Hanım'la Merve Hanım'dan çok kayıt geliyor bu bağlamda. Konaklama kısmını öğrenciye topu taça atar gibi atın. Bak net söylüyorum. Hani bir danışmanlık tipi olsun Avustralya için. Çok topa girmeyin Avustralya konaklamalarında. Biz iyi konaklamalar veriyoruz, ondan bahsetmiyorum ama öğrenciler Avustralya'ya gittiklerinde çalışma hakkı elde ettikleri ve yeni insanlarla tanıştıkları için bizim bulduğumuz işte $2000 geliyor ortalama. Çocuk bir aylığını $1000 buluyor. Ve sonra diyor ki işte Iraz Hanım siz bana bunu söylemiştiniz, ben çok ucuza buldum, paramı geri istiyor, şöyle başlıyor ortalık karışmaya. Zaten konaklama iadesi diye bir şey yok arkadaşlar. Sonra siz bana söylüyorsunuz, ben diyorum ki ya böyle böyle bir şey var biliyorsun. İşte o öğrenci dedi, sonra biz Iraz Hanım'la kötü oluyoruz, Semra Hanım'la kötü oluyoruz. Olmaması için arkadaşlar konaklamada topu taca atarcasına bak, kurallar bu. Bu şekilde 4 hafta alırsın, istiyorsan git, istemiyorsan gitme. Biz sana en güvenilir yolu böyle sunuyoruz. Dediğinizde öğrenci zaten kendisi seçiyor. Ve Avustralya öğrencisi inanın ki bana bunların hepsini biliyor. Ve birçoğu referanslı değil ise, yani işte Semra Hanım 2 yıl önce onu göndermemişse bir yere, 3 tane daha acenta gezer sizden ayrı. Gezer en sonunda ya Semra Hanım en doğru bilgiyi siz verdiniz, teşekkür ederim, ben size devam edeceğim. Avustralya öğrencisi böyledir arkadaşlar. Evet. Güzel. Yani burada da konaklamada da öğrenci
Önce diyoruz ki kendinde bulabilirsin. Evet. Hatta bir ay örneğin 15 gün Airbnb de yapabilir değil mi Levent? Yapar tabii yapar. Yani bak 15 günlük Airbnb yap. Oraya gittiğinde zaten bir community ile karşılaşacaksın. Arkadaşların olacak. Orada kendin bul diyoruz. Ama öğrenci illaki garantici ise de 4 hafta konaklama veriyoruz. Çünkü 4 hafta sonra onun gideceğini biliyoruz. Daha ucuz bir yere. Bu Sydney'de olan olay çocuklar bu arada her yerde de geçerli onu söyleyeyim. Yani genelde uzun konaklama ne Londra'da ne Toronto'da ne New York'ta vermeyin. Yani genelde kısa konaklamalar verin. Öğrenci her zaman değiştiriyor birkaç hafta sonra. Evet pardon araya girdim. Tabii ki. Ben de son bir şey sorabilir miyim konaklama ile ilgili? Şimdi ülke girişinde gümrükte bir confirmation letter bir şey göstermemiz gerekiyor mu? Görevliler bunu soruyorum çünkü bazı ülkelerde var, bazılarında yok. Bu Avustralya'da nasıl? Özellikle ben garantici bir insanım. Mutlaka elinde bir kağıt bir şey olsun. Levent kuzeni var orada. Kuzeninden bir A4 kağıdı altına yazılı bir şeyler. İçerine 2-3 fotoğraf çeksin. Word'de yapıştırın koyun. Yani siz kendiniz hani fake'den de olsa bir belge hazırlamış gibi olsun. En azından o konaklamaya dair elinde bir şeyler olduğunu göstersin. Çünkü öğrenci ilk defa yurt dışına çıkmasa bile o gümrük kontrol noktasında lal tutuluyor. Heyecanlanıyor. Çünkü sana dönecek misin diye sorulduğunda ya ben eğitime geldim arkadaş beni niye bu kadar kasıyorsunuz diyemiyorsun. Desen de konuşma uzuyor, gümrük memuru geriliyor, kasıyor. O yüzden mutlaka bir A4 kağıdı ya da bir belge elinde niteliğinde bir şey yanında bulunmasını öneriyorum. Benim de bir sorum olacak ama Levent Bey. Buyurun Kubilay Bey. Bu Melbourne ve Sydney için Nationality Mix ne durumda acaba? Türk öğrenciyi soruyorsak Melbourne'da %5, %4 civarında, Sydney'de de %6 civarında. Bizde hiçbir zaman %8'i Türk öğrenci geçmez. Brisbane'da 8-9 tane Türk öğrenci var. Tane sayısıyla söyleyebilirim. Adelaide'de 2-3 tane öğrenci var Türk. Arap öğrenci ailesi de olmaz arkadaşlar Avustralya'sında. ILC'nin Avustralya'sında Kolombiyalı, Güney Amerikalı öğrenci sayısı, Asyalı, Taylandlı öğrenci sayısı, Koreli öğrenci sayısı fazladır. Türk öğrenci sayısı her zaman sınıflarda 1-2'yi geçmemektedir. Ortalama sınıf sayımız 18 ila 20'yi geçmez arkadaşlar okullarımızda yoğun dönemde. Normal dönemde 12'dir. Timetable 2, timetable 3'te arkadaşlar. 12 ila 15 öğrenci sınıfta daha fazla olmama garantisi vermekteyiz. Yani öğrenci öğlen dersini seçerse 12'yi geçmeyecektir sınıftaki arkadaş sayısı. Yoğun bir sınıf mevcudu yoktur. Sabah derslerinde 20'ye kadar dayandı çünkü herkes sabah eğitimi almak istediği için yüksek sayıda öğrenci olmaya başladı. Onda da 20 ile paralel tutuyoruz sayıyı. Daha ileriye götürmüyoruz bu bağlamda. Nationality mixler zamansal olarak bizde aylık bazlı değişir. Diğer okullardaki gibi haftalık değildir. Çünkü şimdi göstereceğim noktaya özellikle önem vermenizi rica ediyorum. Az önce Deniz Bey'le yapmış olduğumuz sohbet esnasındaki o başlama hani şu tarihler dediğimiz konu arkadaşlar. ILSC her hafta öğrenci kabul etmez arkadaşlar. Ana başlama tarihlerimiz vardır. 12 Eylül bugün mesela, 10 Ekim, 7 Kasım, 5 Aralık, 3 Ocak 2023, 30 Ocak en yakın tarihler. Arkadaşlar bu ne demek? Bu ana başlama tarihli öğrenci kabul etmek okulun daha akademik bazlı, daha öğrenciyi eğitime yönlendirme bazlı bir okul olduğunu da göstermektedir. Çünkü şöyle hayal edebilirsiniz, 15 kişilik bir sınıftasınız, her hafta bir öğrenci geliyor ve sınıftaki düzen tekrar yenileniyor. Ben geçen hafta yoktum hocam, İngilizce şu derse kaçırdım. Konuları ILSC'de söz konusu değil. Öğrenci özellikle zaman kaybetmek istemiyorsa bir Letter of Understanding belgesi imzalatarak öğrenciyi aradan derse sokabiliyoruz ama o da sadece ilk hafta. Yani öğrenci dedi ki ben vizem çıktı şurada ben gitmek istiyorum burada 21 hayır
Buna müsaade etmiyoruz arkadaşlar. 5 Aralık'ta geleceksiniz. Ya da 7 Kasım'da geleceksiniz. Bizim bu başlama tarihlerimizin çok flexible olmaması öğrencinin lehine, danışmanın lehine tarih değiştirme sıklığını yaşamamış oluyor öğrenci de danışman da. Sürekli okula belge gönderip şunu değiştir, bunu değiştirle de uğraşmıyorsunuz. Mesela öğrenci bugün kapınıza geldi. Ben ILSC Brisbane'a kayıt olmak istiyorum ve mümkün olan en kısa sürede de gitmek istiyorum dediğinde benim önerim bugün itibariyle en erken başlama tarihi arkadaşlar 5 Aralık. 3 haftalık bir eğitim planı var burada. Şu 26'sı itibariyle holiday başlar. Avustralya'da da malum Noel'den dolayı. 5 Aralık'a kaydımızı geçmek için arkadaşlar nasıl bir yol izleyeceksiniz? Şöyle yapacaksınız. Şöyle ekranımdan göstereyim hemen sizlere. Kayıt prosedürünü anlatmak istiyorum şu anda sizlere. ILSC.com yazdım Google'a. Öğrenci karşımda oturuyor. Pasaportuyla geldi ve depozitosunu aldınız. Depozitoyla çalışıyorsanız. Girdim ilk ekran sayfasına. En alta doğru, bakın ekran açıldı ILSC.com. Kayıt geçiyorum ILSC'ye şu anda. En altta ILSC Language Schools yazıyor. Apply Now butonunu tıklıyorum. Burada Submit Your Application diyor. Biraz bir internetimden veya başka bir şeyden dolayı yavaş. Agent Use Only Online Application diyor. Tıklıyorum. Şöyle gelen ekranda bunu direkt olarak göstererek ilerleyeceğim arkadaşlar. Agency name Özge Su. Neydi? Yıldız mıydı Özge Hanım söylediniz? Evet Özge Su Yıldız. Tamam. Özge Su Yıldız. Pardon şuna Global Vision diye yazalım. Özge et. Bakalım ne çıktı. Özge Yıldız et Global Vision. Tamam var mı zaten? Bunu rastgele yazdım. Öğrencinin adını Kubilay Bey var ekranımda. Onu göstereceğim. Kubilay Batur diye yazıyorum. Kubilay Batur at globalvision.com 5-60'dan. Bütün bilgileri doldurmanız gerekiyor arkadaşlar. Özellikle onu göstermeye çalışıyorum burada. Aksi halde uyarı gelir sizlere. Bilgiler eksiktir, doldurunuz diye. Bunu rastgele yapıyorum arkadaşlar. O yüzden çok dikkat etmeyiniz şeylere, tarihlere. Görmenizi istediğim yerler olduğu için. Bu şekilde öğrencinin hangi vizeye başvuru yapmak istediğini de söylüyorsunuz. Student, visitor, working holiday, other diye. Prola numarası, eğer öğrenciye bir ILSC prola test gönderdiyseniz o testin numarası var. Çizgi koyabilirsiniz. Agree diyorum, gönderiyorum. Hayır diyelim. İkinci sayfa dönerek gelecek şimdi arkadaşlar. İkinci sayfa geldi. Burada da yine benzer bilgilerle başlıyorum. Özge Hanım'ın e-mailini yazıyorum. Başlama tarihi arkadaşlar. Burada işte az önce gösterdiğim intake'den ilerliyorsunuz. Ben 7 Kasım olarak başlıyorum. Hafta sayısını seçebilirsiniz. Location olarak Brisbane'ı seçiyorum. Bakınız hangi program olacağı yazıyor. Sabah, öğle, akşam, afternoon seçtim. Daha önce vize reddi var mı? Sorular var arkadaşlar. Bunlara mutlaka cevaplamalısınız. Are you applying for your student visa outside of Australia? Yes diyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü Avustralya dışından yapıyorsunuz. Arkadaşlar additional information. Geldik konumuz noktasına. 26 haftalık yaptım okulu. Two installment diye yazıyorum arkadaşlar. Artı 6 weeks holiday diye not düşüyorum. Mutlaka tatil istediğinizi ve taksitlendirme istediğinizi not düşünüz. Aksi halde yapmaz arkadaşlar bizimkiler. Bizim okul siz demedikten sonra
bir nevi devlet kurumu gibidir. Ne derseniz onu yaparlar. Hiçbir inisiyatif almaz. Accommodation istiyor muyum? Hayır. Devam ediyorum arkadaşlar. Emergency contact Yasemin olsun. 536, 620, 45, 60'lı. Herhangi bir mental bir şeyiniz var mı? Geçtim. Yok dedim. Arkadaşlar bu overseas student health coverage dediğimiz şey sağlık sigortasıdır. Okuldan almak zorunda değilsiniz ama vize için bu sigorta satın alınmak zorunda. Çok önemli bir şey. Kayıt esnasında mutlaka gözden kaçılıyor. Okul göndermediyse ve talep ettiyseniz mutlaka faturalarınıza yazınız. Faturanın üzerinde kayıt ücreti, materyal ücreti, sigorta ve eğitim ücretleri yer almıyorsa eksiklik vardır. Mutlaka bakınız. Yes dedim. Tarihler geldi. Tarihi ne yapacağım? 7 Kasım'da okulu başlattım. 1 Kasım'da konakla bunu başlatırım. Bitişi de bakarsınız ona göre devam edersiniz. Genellikle 2023 olacak mecburen okulun şeyine göre. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs desek bunu da Nisan olarak değerlendirebiliriz. Atıyorum 11 Nisan diye yazdım. Çocuk 18 yaşından büyük, küçük, küçük zaten genellikle Avustralya öğrencileri. Grace'in kalıcı Türkiye'den başvuru yaptırtmıyoruz. Kredi kartıyla mı ödeyeceğim? Hayır, boş bırakıyoruz. Avustralya kısmını sadece boş bırak. Pasaport kopyası arkadaşlar, bakınız. Yükleyebilirsiniz buraya. Attach dedim. Ekranımdan bir şey attım buraya. Koydum. GT kısmı arkadaşlar. Masa üstüne açayım. GT, bakın. GT form ekledim. Ve formu submit ediyorum. Sonra formu submit ettikten sonra Özge Hanım'a bir e-mail düşecek arkadaşlar. Teşekkür ederiz e-maili. Özge Hanım'a o mail geldikten sonra bana da o mail geldi, gelecek bir iki dakika içerisinde ikimize de. Özge Hanım'ın e-mailini paylaştığımız için ona geldi. Ben de okul temsilcisi olduğum için bana da kayıtlar düşmüş oluyor. Ve o mailin üzerinden danışman arkadaşımızın bizim okulumuza niyet mektubu, GT belgesi, pasaport ya da kimlik, yani kimlikle de kayıt geçebilirsiniz. Bir de banka belgesini teşekkür e-mailine ek olarak GT ve Turkey.Australia, bir de beni CC tutarak mail atmasını istiyoruz. O mail de atıldıktan sonra arkadaşlar işte kayıt süreci başlıyor. Bir iki gün içerisinde niyet mektubunuzun revize edilmesini ya da teşekkürler, kayıt süreci başladı, onaylandı denilir. Fatura gelir, gross ve net fatura. Öğrenci ödemesini yapar. Ödeme yapıldıktan sonra COE dediğimiz Confirmation of Enrollment belgesi gelir. Özellikle şöyle yapalım. Sizlerin de görmesini istiyorum ekranımı. Bakın, az önce doldurduğum şey form bana burada geldi. Görebiliyor musunuz e-mailimi bilmiyorum. Bu evet, şekilde. Bütün az önce size de geldi muhtemelen o e-mail. Evet, Özgen. İşte o e-mailin üzerine tümünü yanıtla deyin. No reply vardır orada. Onu siliniz. GT'yi yazacağız buraya. Artı Turkey.Australia yazıyorum. Bir de CC'ye Levent'i koyuyorum. Belgeleri ekliyorum. Pasaportunu, o bütün belgelerini, banka belgesini, onu bunu. Sonra gönderiyorum okula. Bu kadar. Yapmam gereken şey bu arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra işlem bu kadar kısa sürecek. Başka herhangi bir şey yapmayacağım. Gelecek olan belge nedir arkadaşlar? Onu göstermek istiyorum bir de sizlere, görünüz diye. Hemen açalım onu da. Bir saniye, çok pardon. Aç diyelim. Ondan sonra biraz bakabiliriz ama ondan sonra
Levent Bey, bu arada bize biraz daha GT sürecinden de bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Okul ödemeleri yapıp her şeyinizi tamamladığınızdan sonra size göndereceği okulun belge arkadaşlar budur. Bunun adı COE. Bu belge olmadan Avustralya vize formuna giriş bile teknik olarak yapamazsınız. Çünkü warning verir, uyarı çeker size. Şu sağ üst köşedeki numara öğrencinin bir nevi öğrenci numarasıdır. Prismas sistem dediğimiz Avustralya'daki eğitim birliğine kayıt olduğuna dair, ödeme yaptığına dair olan belgedir. Bu belge dahilinde öğrenci sisteme kayıtlıdır. Bu şekilde süreci yapılır. Bakınız, bu öğrenci sağlık sigortasını bizden almamış, almadığı için no. Yani biz bu belgeyi vermedik. Eğer ki öğrenci sağlık sigortasını bizden alsaydı otomatik olarak burada sigorta tarihleri de yazacaktı. Siz de vize formunuza... Siz de direkt vize formunda bu belgeyi eklemiş olacaktınız arkadaşlar. İki, kayıt sürecindeki okulun hızı, ne kadar sürede belgeleri gönderir, siz ne yaparsınız, nasıl olur süreç? Bir, kaydı geçtiniz az önce olduğu gibi. GT formlarını, belgelerini, SOP'lerini gönderdiniz, niyet mektuplarını. Biz 24 saat, 48 saat içerisinde diyoruz ki ya Merve Hanım, niyet mektubunuzda şunlar, şunlar, şunlar eksik. Bunları revize edin. Vize için çok daha iyi olur diyoruz. Siz revize ediyorsunuz, bir daha bize gönderiyorsunuz. Dediğimiz gibi yaptıysanız faturaları gönderiyoruz. Ödemeyi yapıyorsunuz. COE belgesi geliyor. Vize formunu dolduruyorsunuz. VFS Ankara, İzmir, İstanbul'dan parmak izi randevusu alıyorsunuz öğrenci için. Sonra vize süreci vize memurunda kalıyor. Ortalama şu anda vizeler teknik olarak hükümet sayfasında 3 ay. Ama bizim tecrübelerimiz özellikle son 2 ayda 2 ila 6 haftayı geçmemektedir arkadaşlar. O yüzden 5 Aralık 7 Kasım tarihlerine kayıt geçmesine müsaade ettik danışmanlarımızın. Sizin de bir profiliniz var ise kayıt tarihiyle ilgili 5 Aralık ya da 3 Ocak 2023 teklinde güncelleme yapılabilmektedir. Avustralya vizeleri genellikle form çok kasvetli ve zordur ama sizde galiba vizeyi başka bir ekip yaptığı için sizin o tarafta çok fazla bilmenize gerek yok. Siz satış ve pazarlama kısmındasınız. Bu şekilde bir sürecin olduğunu, niyet mektubunun doldurulması, GT formlarının doldurulması, yani bir nevi vize yaparcasına okula kayıt sürecinin olduğunu bilmenizde fayda var arkadaşlar. Levent Bey, bir soru sorabilir miyim? Buyurun Umut Bey. Az önce CV'sini gösterdiğiniz öğrenci sanırım 44 yaşındaydı ama bunlar okuldan kabul alabiliyor mu sizi? Kaçırdım olayı, bir dakika. Son soru, bir öğrencinin neyi var dediniz? Az önce bir CV'yi açtınız ya örnek. Evet. 44 yaşındaydı yanlış görmediysem. 78 doğumluymuş, evet. Yani onlar kabul alabiliyor mu sizden, yoksa uç bir örnek mi oldu? Okuldan kabulünü aldı çünkü niyet mektubu sağlamdı. Dönünce çalışacağına dair referansı var ve işletme sponsorluğunda gidiyor. Çalışacağı şirkette 8 yıldır çalışıyor. Buna bu kişiye hakimim yaşımdan dolayı. Tamam. Ben de takibini yaptım. Arkadaşlar, öğrencilerin ya da yaşı fark etmeksizin bizim için hepsi öğrencidir. Öğrencilerin statüleri çok önemli. Türkiye'de ne iş yaptıkları, İngilizce dil eğitime dair neler yaptıkları, burada ne eğitimi aldıkları, kaç para maaşları olduğu, hangi pozisyonda olduğu, eğitimi neden alacağı, bu eğitimi aldıktan sonra Türkiye'de neler yapacağı, şirketi mi sponsor, para nereden gelmiş, daha önce yurt dışına çıkmış mı? Bunların hepsi vize açısından büyük avantajlar. Özellikle 30 yaş ve altı erkek mühendisler ya da mühendisler vizede Avustralya'da biraz daha esnekler. Özellikle erkek mühendisler Avustralya mühendislere daha ılımlı. Özellikle kadın yeni mezunlar vizede daha ılımlı. Özellikle 30 yaşını aşmış kadın öğrenciler ve erkek öğrenciler Türkiye'de bağları zayıfsa vize açısından dezavantajlılar.
her ülkede olduğu gibi. Ama referanslarıyla, yani dönünce çalışacakları işler ya da ne bileyim master yapacaktır, bunlarla beraber vizeyi daha ılımlı hale getirilebilmektedir. Bu anekdotları iyi değerlendirmenizde fayda var Avustralya'da arkadaşlar. Levent Bey, ben bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Şimdi örnek veriyorum, 30 yaşında bir biriyle görüşüyoruz. Yaklaşık 6 yıldır da bir şirkette çalışıyor. Kendisi de örnek veriyorum uluslararası ilişkiler işi yapıyor. Şirket sponsor olup, yani olabilir mi bu noktada Avustralya'nın tutumu oluyor? Şirket sponsor. Olur, bir problem yok. Şirket sponsorluğunda ödemeleri şirketin hesabından çıkartalım. Şirketin hesabını gösterelim ya da şirket eğitim ödemesi, ILS ödemesi ya da Avustralya eğitim masrafları öğrencinin hesabına direkt transfer etmiş olsun. O parayı gösterebilelim, altını çizelim. Hem okula hem de vize memurlarına. Çünkü danışıklı dövüş yapılmadığına kanaat getirsinler şirketten çıktığına dair. Ama bazı şirketler var ki hesaplarını göstermek istemiyorlar. Vermek istemeyebilirler. İşte o yüzden şirketten öğrenciye para çıkışı olsun masraflara dair. O zaman en azından inandırıcılığı olmuş olur. Mesela 2 ay önce bir öğrenci için şu yapıldı. Göstermelik şirket sponsorluğu yapılıyor. Ama şirket paraları da vermiyor. Banka belgesi de vermiyor. Sadece referans mektubu veriyor. Birçoğunuzun başına geliyordur. Öğrenci dadısının dadısından o kadar parayı aldı, şirketin hesabına verdi. Şirket o parayı ILSC ve Avustralya eğitim masrafları ödemesi adı altında öğrenciye geri yolladı. Öğrenci o paranın bir kısmını okula, okul ödemesi diye yaptı. Ve öğrenci bütün onları finansal olarak gösterdi. Niyet mektubunda da kalem kalem yazdı. Aynı zamanda şirket referans mektubunda da şirket dönünce çalışacaktır, şu kadar maaşı şu pozisyonda yapacağız diye de yazdı. Okuldan kabulünü aldı, vize kabulünü de aldı. Bu olabilir. Bunu kullanabilirsiniz materyal olarak. Orada Levent Bey, bir şeyi hatırlatmak istiyorum tekrar. Şimdi normalde kabul COE belgesinden bahsettik ya. Biz öğrencinin kayıt belgesini gönderdiğimiz anda Avustralya için arkadaşlar kabul almış sayılmıyoruz. O biz siz az önce dediğiniz farklı bir vize departmanı doğru hazırlıyor bu evrakla şeyi, içeriği. Ama öğrencinin de sağlaması gereken evraklar ve bilgiler var. Öğrenci bunları sağladıktan sonra son noktaya getirilip bu belgeler iletildikten sonra işte değerlendirmeden sonra Avustralya'da kabul almış sayılıyor öğrenci. Okula başvuru yapabilmiş sayılıyor. Standart diğer ülkelerdeki gibi kayıt formunu gönderdik. Hani okul onayladı gibi bir şey düşünmeyelim. Çünkü daha önceki aylarda bunu yaşadık. Evet. Önemli olan bu 3 belgenin eksiksiz gönderilip onayının gelmesi. Ve eksiksiz olarak gitmesi gerekiyor. Burası net. Şurada ilk kayıtla ilgili Merve Hanım tekrar söyler misiniz, açar mısınız dediği yerdeki kısmı şöyle tekrar altını çizerek söyleyeyim. Siz online kayıt formunu doldurdunuz. Az önce Elif Hanım'ın da söylediği o 3-4 belgeyi ekleyip gönderdiniz ya da mail ile gönderdiniz bize. Biz inceledik, dedik ki size olmamış bu mektup, revize edin. Sonra siz revize ettiniz, gönderdiniz bize. Biz dedik ki tamam, bizim tamam dediğimiz yerde size gross ve net faturalar geldiyse öğrenciyi ILSC okulu ya da başka bir okul kabul etmiştir. Yani fatura gelmeden öğrencinin kabul edilmediğini bilmelisiniz. Öğrenciyi bizim kabul etmemiz öğrencinin %100 vize alacağı da anlamına gelmiyor. Çünkü bizim zor bir GT sürecimiz var artık. Yapmadık. Bu yıl yaptık, tam yaptık. Çok kasıyoruz. Bazen danışman arkadaşlar, Levent yani pasaportundaki vizeyi de görmesin yani. Yalan mı söyleyeceğiz? Haklısın ama yazmışsın, 2 dakika tara gönder. Rica ediyorum. Bunu da istiyor okulumuz. O yüzden öğrencinizin vize başvurusu esnasında sunması gereken bazı ana belgeler neyse GTE sürecinde de o belgeleri önden biz görmek istiyoruz.
Ve bunu hiç üzülerek söylüyorum. Ne varsa koyunuz, veriniz, ekleyelim lütfen. Kabul sürecinizi hızlandırır. Daha iyi olur sizler açısından. Bir şey daha sormak istiyorum. İngiltere'den, Kanada'dan red almış öğrenciler Avustralya'ya başvuru yaparken şu anda sorun yaşıyor mu Levent Bey? Ben her zaman öğrencilerin inisiyatifine bırakılarak red aldıklarının açıklanmasını öneriyorum. Kanada'dan red alan iki öğrenci, daha doğrusu biri Kanada, biri Amerika'dan red alan iki öğrenci Avustralya'dan vize aldı Temmuz'da. Danışmanlar yazdılar red aldı diye. Red'in gerekçesini de belirttiler. Vize aldılar. Ama dediğim gibi burada top danışmanla öğrencide. İyi niyet mektubu sağlam açıklamalarla olabilir. Konuşudur arkadaşlar. Lütfen bana Avustralya'dan vize reddi almış birisinin kaydını göndermeyin. Avustralya vize reddi verdiyse birisine ikinci şansı yoktur arkadaşlar. Kanada gibi, Amerika gibi değildir. Avustralya red verdiyse konu kapanmıştır. 3 yıl sonra gelin. 5 yıl sonra gelin. Ama bir ay sonra ben bir daha vize yapacağım demeyin. 3 yılda sadece bir öğrencinin vize aldığını gördüm. Boşuna 630 doları gider çocuğun. Boşuna siz de saatlerce vize formu doldurmuş olursunuz. Kayıt sürecimiz böyle, vize süreci bu şekilde, evraklar bunlar. Buraya kadar aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir soru var mı? Levent Bey, bir şey daha sormak istiyorum. 25 haftalık bir programda taksit imkanımız vardı, bunu söylediniz. Şimdi evet. Biz öğrenciyi taksitli bir şekilde vizeye soktuğumuzda ilk taksitini ödettik. Geri kalan, hesapta gösterilmesi gereken para ne kadar oluyor bu noktada? 21.041 dolar. Oraya geleceğim. Buralara kadar sorunuz var mı? Ekran göstereceğim şimdi size. Tamam. Arkadaşlar, şu anda göstereceğim ekranı öğrencinin karşısında kullandığınız sürece öğrenci sizi bilirkişi tayin edecek. Bir, Google'a IMMI Border Subclass 500 yazıyorsunuz. Çıkan sayfa tıkladığınızda ilk çıkanı tıklıyorsunuz. Ekranım dönüyor biraz yavaş. Tekrardan kusura bakmayın lütfen. Linki paylaşırsın bizle. Konu bittikten sonra Semra Hanım'a veya size mail atarım. Tüm ekiple paylaşırsınız Deniz Bey isterseniz. Arkadaşlar, burası Avustralya hükümetinin, İngiltere'nin, Kanada'nın o CIC falan var ya, ya da UK'nin vize form sayfaları, application sayfa aynı benzeridir arkadaşlar. Buradan vize ile ilgili genel tüm bilgilendirmeye sahip olabilirsiniz. Bir satış danışmanı, bir eğitim danışmanının mutlaka bilmesi gereken yerlerden birisi. Step by step bir tıklıyorum arkadaşlar. Gather your documents diyorum. Enough money for your stay diyorum. Az önce Merve Hanım'ın sorduğu soruların cevaplarına geliyorum. Bir arkadaşlar, vize kuralları gereği living cost dediğimiz şey arkadaşlar 21.041 dolardır. Yıllık yaşam gideri, Avustralya hükümeti der ki benim göstereceksin. Ama Levent, öğrenci 25 hafta 6 aylık geliyor. O zaman 7 aylık yaşam gideri gösterecek. 21.041 bölü 12 çarpı 7 ay 12.250, yani 12.500. Artı travel cost dediğimiz outside Avustralya için 2.000 dolar. 2.000 de buradan ekledim. 14.500 dolar yaptı. Levent, okulun ücreti 6.000 dolar ama biz onun 4.000 dolarını ödedik. Az önce Merve Hanım'ın dediği taksitli ödemedeki gibi. Geri kaldı 2.000 dolar. O zaman 14.500 doların üzerine 2.000 dolar daha ekliyorsunuz. Çünkü ödenmemiş bir rakam söz konusu. 16.500 dolar. En az 16.500-17.000 dolarla sizin vizeye gitmeniz gerekir. Vize sürecine girmeniz gerekir. Okul ödemesini yapıp ilk taksitini yaptıktan sonra.
Yani vize kuralları der ki 21.041 bizim yıllık rakamımızdır. Eğitim sürene paralel olarak bu rakamı çarpıp toplayıp çıkarabilirsin. Eğer ki öğrenci 8-9-10 aylık geliyorsa 1 yıllık yaşam gideri gösterir. Levent, 6 aylık gelen birine neden 7 aylık yaşam gideri gösterdin? Vize kuralları gereği öğrencinin 4 hafta tatili var ya 25 haftada. 1 ay fazladan sigorta yaptırıyoruz öğrenciye. 1 ay fazla kalsın diye. 26 hafta ve 6 haftalık yaparsa da o zaman da 40 haftaya kadar sigorta satın alabilirsiniz. Yani 8 aylık bir eğitim planlaması çizeceksiniz. Yani 21.041 bölü 12 çarpı 8 ay artı 2000 dolar uçak bileti artı ödenmemiş kalan eğitim tutarı. Peki Levent, vizeye başvuru yaparken bu rakamları gösteriyoruz ya finansal olarak. Okula kayıt geçerken nasıl göstereceğiz? Arkadaşlar, okula kayıt geçerken eğitim ücreti de o rakamın içinde olması lazım. Çünkü okula bir ödeme yapmadan daha banka hesap hareketlerini gösteriyorsunuz. Yani 21.041 bölü 12 çarpı 7 ay artı 2000 dolar artı okulun tamamı okula kayıt geçerken bankada gösterilir. Vize yaparken ödenmemiş tutar bankada kalır. Buradaki ufak nüansı anlatabildim mi acaba? Bunun yanı sıra arkadaşlar, aklınıza takılan, sormanız gereken ya da Levent bununla karşılaşmıştım ya da ben böyle bir şey durmuştum dediğiniz bir yer var mı? Vizeyle ilgili tüm standart prosedür bilgileri bu sayfada alabilirsiniz. Arkadaşlar, Avustralya vizesi teknik olarak en pahalı vizelerden biridir. 650 dolar artı 8 dolara kadar da kredi kartı surcharge fee yazar arkadaşlar. Yani bu rakamları da öğrencinin bilmesinde fayda var. Bunun dışında bir de bilmenizi istediğim şu sayfa var. Document checklist. Document checklist yazdığımda bu sayfa çıkar. Bunu tıklarım. Bu arkadaşlar vize başvurusunda seçilen ülkeye ve okula göre hangi evrakların olması gerektiğini Avustralya hükümeti karar verir. Yani o online vize formunu doldurup en sonuna geldiğinizde İngiltere'deki gibi bir yükleme butonu var. O butona belgeleri yüklersiniz. Yani konsolosluğun aracı kurumu olan VFS'ye giderken bir belge yanınızda ekstra götürmenize gerek yoktur. Ülkeyi Türkiye seçtim. Provider'ı da ILSC'yi seçiyorum. Bizim okulumuzu. Hangi belgelerin olması gerektiğine karar veriyoruz. Gördüğünüz üzere kimlik, işte eğitim belgesi, 18 yaş altı değil mi, aile bilgileri, sağlık sigortası, niyet mektubu, ad soyad değişiklik, iş belgeleri. 956A formu nedir? Acentanın o öğrenciye danışmanlık yaptığına dair olan bir formdur. Google'a yine 956A form diye yazarsanız arkadaşlar çıkar. Bakınız şu form PDF'tir. 5-6 sayfadır. Basittir doldurulması. Doldurursunuz, hemen imzalarsınız. Öğrenci de imzalar. Bu kadar basit bir formdur. Doküman checkliste geri dönüyorum. Bu aynı zamanda öğrenciler için assessment level statülerini de gösteren bir hükümet sayfasıdır. Öğrenciler, okulların seviyeleri varmış. Ben duydum, level 2 okula gitmeyeyim, level 3 okul olmasın gibi sorularla gelebilirler size. İşte bu sayfadan aslında öğrencilerinizin hangi evraklarla hangi okulun assessment level 1 ya da level 2 olduğunu gözlemleyebiliyorsunuz. Burada finansal belge ve İngilizce dil yeterlilik belgesi istenirse, mesela Illawarra College'a bakalım. Bu okul level 2 ya da level 3 arkadaşlar. Nereden anladım? Çünkü vize evrakları içerisinde finansal belge istenmekte.
finansal belge isteniyorsa level 2 ya da level 3'tür teknik olarak. Buraya kadar aklınıza takılan bir yer var mı? GT belgesini açıklayabilir misiniz Levent Bey? Tabii ki. Hemen GT'mizi açalım. Arkadaşlar GT'yi bizim öğrencilerden ön bilgilendirme amacıyla aldığımız, onları tanımak için aldığımız bir doküman form. Bunu biz kendimiz yapıyoruz. Bu formu doldurulabilir bir form burada gördüğünüz üzere. Bunu biraz sonra gruptan yeniden paylaşırım bilgilerle beraber zaten. Öğrencilerin aslında niyet mektubunda vize memuru sormadan paylaşmış olduğu bilgilerini biz soru cevap şeklinde alıyoruz. Buna ek olarak yine niyet mektubu dediğimiz statement of purpose ya da motivation letter ya da letter of intent dediğimiz belgeyi istiyoruz. Bu belge teknik olarak öğrencinin eğitim, kariyer, vize ve finansal durumuyla ilgili tüm bilgileri aldığımız, harmanlayıp okey verdiğimiz belgedir teknik olarak bakıldığında. GT bundan ibaret. Hani açıklaması yani, teknik olarak. Levent, araya giriyorum yine. Bir toplantı daha var. Yavaş tamam. Yavaş orada hazırlansın arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar burada benim anladığım, doğru anlıyorsam Levent, yanlış anlıyorsam düzelt. Şimdi tabii. Bir öğrencimiz olduğunda biz bu GT formunu dolduruyoruz. Yani okulun ön eleme değerlendirme formu diyebiliriz buna. Burada öğrencinin eğitim durumu, efendim sen söyle, bütçesi, maddiyatı, kariyeri vesairesi veya geleceğe yönelik planları, hep diyoruz ya dört şey var, kriter var. Eğitim iyi olacak, kariyer iyi olacak, bankada para olacak, dil biraz da olsa, biraz da dil hafifte olsa olacak. Bunlar uygunsa ve güzel bir şekilde bu izah ediliyorsa okul zaten ön elemeden öğrenciyi geçiriyor. Bu form bu amaçla, değil mi? Doğrudur. Okulun ön elemeden öğrenciyi geçiriyor. Diyor ki tamam Deniz Akar, bu şartlarda ben Deniz Akar'a letter of acceptance, yani kabul mektubunu veriyorum, gönderiyorum. Biz de ona o evrakla beraber diğer vize için istenen evrakları toparlıyoruz. Online olarak konsolosluğa gönderiyoruz. BFS Global üzerinden. Yani buradaki önemli nokta şu, en önemli nokta. Bu formun çok güzel, düzenli, özellikle de eğitim durumu, kariyer durumu ve bankadaki para belgeleri vesaireleri güzel bir şekilde izah edilmeli ki okuldan ön elemeden geçsin. Kesinlikle açıkladığınız gibi. Sadece arada bir şey daha ekleyeyim. Ödeme yapılacak ki letter of acceptance dediğimiz COE, confirmation of enrollment belgesi verilebilsin. Yani ödeme Avustralya'da peşin yapılıyor arkadaşlar. Tabii, tabii. Yani bunu unutmayalım mümkün olduğunca. Çünkü Malta gibi, İrlanda gibi düşünebilirsiniz. Avustralya'da peşin ödeme yapıyor. Ama taksitli kabul edilmişse de 26 evet. Hafta ilk taksidi ödeyebiliyoruz. Kesinlikle ilk taksidi ödeyebilir. Hatta taksitlendirme ücreti diye bir şey de yok. Çünkü hükümet diyor ki uzun dönemli gelen arkadaşlar 6 aydan fazla geliyorlarsa onlara taksit yapma hakkını kullandıracaksınız dediği için bunu bütün okullar 25 hafta üzerinde, 26 hafta üzerinde tatilde vererek sunabilmektedirler. Aynen. Evet. Levent, güzel bir eğitim oldu. Şimdi Kanada'dan Gus Grup toplantısına gireceğiz. Yemekten tamam. Önce bir kısa sürecek. Ama Avustralya'yı böyle bırakmayalım. Bir dahaki sefere bir Avustralya ve sen LSE için de aldın herhalde şey.
YLS de bizde. YLS. Hani YLS için de aldık randevu. Randevu almadım YLS için. Sonra yine alırım onu da. Onu tamam. Da yapalım. YLS'i tamam. De yapalım Amerika'da. Tamam. Ama güzeldi. Yani özeti arkadaşlar. Yani detaylar tabii ki çok çok önemli. Detayları bilen arkadaşlar da var. Levent Bey de her zaman yanınızda. Avustralya şu anda vize veriyor. Güzel haber bu. Ama evet. Kime veriyor? 4 yıllık üniversite mezunu olacak. Kariyer ya yeni mezun olacak ya da işte belli bir kariyer aşamasında olacak. 2, bankada da 26 haftalık program için en az 25 bin Avustralya doları olacak. Doğru muyum? Daha mı fazla? Yani 22 bin dolar eğitim ücretleri vesaire dahil minimum rakamdan bahsediyoruz. 26 hafta için ama ben diyorum. Evet. 25 tabii ki fazla para olsun. 25 tabii. Bin dolar, 26 bin. Doğru söylüyorsunuz orada. 30, ama 40, 50 hatta. Tabii. Ucu ucuna her zaman negatiftir. Aynen öyle. Yani her zaman 25 bunun üstünden başlıyoruz. Yani bu tarz öğrenciyi yakaladığınızda diyeceksiniz ki kardeşim Avustralya. Sydney 1 numara, Melbourne 2 numara. İş açısı zaten konuştuk. Evet. Derse başladığı gün iş çalışmaya da başlayabiliyor. İş bulmak kolay. Hizmet sektörü değil mi Levent? Hizmet sektörü Sydney'de inanılmaz. Dünyada zaten sıkıntı var. Dün anlattım arkadaşlara. Hı hı. Dünyada sıkıntı var. Yani bu profillerdeki öğrencilerde inanılmaz güzel fırsatları veriyor. Unutmayın. 25 bin Avustralya doları gerçekte var ama ben bunu aslında harcamıyorum. Gerçekte harcadığım eğer taksitli ödersem 3 bin civarı bir ödüyorum. Atıyorum 1000-1500 Avustralya'da bilet alıyorum. Etti sana 5000'de. 2000'de yanıma harçlık. Aslında Avustralya'ya adım atmanın gerçek maliyeti 7000-8000 Avustralya doları. Hadi konaklamada bir ay ekledim. 10.000'de. Yani gerçekte kullandığın para, okul ücreti, artı uçak bileti, vize ücreti ve bir aylık konaklama 9.000 Avustralya doları civarı. Yani bankadaki 25.000'in 15.000'ine dokunmuyorsun zaten. Doğru muyum Levent? Kesinlikle doğru. Ya böyle bir şeyde bir tek İngiltere'de yüksek lisans da var. Anlatmıştım size. Kanada'da bu artık yok. Kanada daha yüksek istiyor. Yani dolayısıyla hiç kafanızı karıştırmayacaksın. Bazen gelirler derler ki öğrenci işte başka bir okul var mı? Hayır kardeşim şu anda Sydney ve Melbourne'da Avustralya'da alternatif vardır ama yok. Yok yani çünkü vizede çok iyi elemeden geçiriyor ve elemeden geçen öğrenci büyük olasılıkla alıyor. Fiyat çok uygun 5600. O gün işte Navitas'a öğrenci gönderdi Özge. Navitas'a 7500 değil mi Özge Su? 7104 sadece eğitim ücreti. Sadece eğitim 7000. Yani aradaki farka bakın. Tamam. 2000 Kanada, Avustralya doları. Bak, artı Deniz Bey çok özür dilerim. Ben şunu söyleyeyim. ILS Avustralya'da eğitim aldırabileceğiniz en çeşitli lokasyonlara ve programlara sahip okulların başında geliyor. Ama Avustralya'da en iyi, en akademik eğitimi veren okul Hawthorne. Hawthorne İngiliz Melbourne'da. Şehir merkezinde 45 dakika, 1 saat mesafededir. Melbourne Üniversitesi'nin okuludur. Dil eğitim programı. Yani genel bir danışmanlık bilgisi olsun ek olarak. Avustralya'da çok iyi eğitim veren okullar var ama sadece Melbourne'da böyle bir eğitim söz konusu. Ekstra alabileceğiniz onun dışında işte Greenwich var, International House var, Lexis var, Browns var, Shepston var. Bir sürü dil okulu var. Hepsi diğer okullardan farklı değil. Oxford House College var. Sizin de diğer Oxford House College olanlardan birisi. Ama öğrencilerin memnun olarak ayrıldıkları büyük nüfuslu okul olarak ya da eğitim kalitesi hizmetleriyle beraber değerlendirilen 2-3 okul var. Çok fazla okul yok. Zaten çok çıkmanıza gerek yok Avustralya'da. Çok çeşitlendirdikçe konuyu öğrenciyi kaçırma ihtimaliniz çok yüksek. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet yani satış noktalarını da öğrendik arkadaşlar. İnşallah önümüzdeki günlerde bu kadroyla hem merkez hem şubeler güzel bir ILSC, Sydney, Melbourne ve diğer şehirler almaya devam edeceğiz. Daha fazla alacağız. Çok teşekkürler Levent. Ben
Ben teşekkür ederim hepinize dinlediğiniz için. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Teşekkürler. Teşekkürler. Hoşça kalın. Bir sonraki ofiste görüşelim. Haftaya ofis için randevu alırım. Tamam. Tamam. Hoşça kalın. Levent Bey, sadece konaklama için sizlerden web sitesi bekliyoruz grubumuza. Tamam. Tamamdır. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.